95 yaşında her tarafıma boru sokulmuş olarak hastanede böyle artık bu acı bitsin falan derken ölmek istense böyle ölmeyi tercih ederim. Barkın abimizi kaybettik. Altın elbiseli adamı bugün son yolculuğunu uğurluyoruz. Mekanın cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Altın elbiseli adam rahmetli Barkın Bayoğlu bir nesne motosikleti sevdirmiş bir insandı. Birçok kişiye motosikleti sevdirdi. Bunun dışında motosiklet camiasına da çok büyük katkılar oldu. Aramızdan erken ayrıldı. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine ve bütün motosiklet camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. SkyTürk zamanından beri takip ederdim Barkın abiyi. Son 2 senedir de çok daha sıkı takipçisiydim. Neredeyse dünyayı dolaşan bir insanın böylesine ucuz bir şekilde hayatını kaybetmesi çok inanılmaz, çok trajikomik bir şey. Tüm sevenlerine, tüm motosiklet severlere, tüm ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Barkın Bayoğlu'nu elin bir kaza sonucu kaybettik. Sadece bir nesne değil, birden fazla nesne motosikleti sevdiren adamdı. Altın elbiseli adam, altın kalpli adam. Yaptığın her şey için çok teşekkürler. Seni asla unutmayacağız. Güzel bir insanı kaybettik. Altın yürekli bir insanı kaybettik. Barkın abiyi sevenler, motosiklet camiası, yakınlarına öncelikle başsağlığı diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah'tan rahmet diliyorum sonrasında. Mekanı cennet olsun. Hepimiz ondan çok şey öğrendik. Gerek anlatım tarzıyla, bizi güldürmesiyle, çektiği videolarla bize çok şey öğretti. Ve çok genç yaşta vefat etti. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Motor camiamızın sevilen isimlerinden Barkın Bayoğlu, namı değer altın elbiseli adam. Hepimizi üzüntüye terk etti. Camiamızın başı sağ olsun. Allah mekanını cennet etsin. Önemli olan ne kadar yaşadığın değil, nasıl yaşadığındır. İnsanların üzerinde iz bırakabildin mi? Mühim olan budur. Bence öyle. Ve bunu başaranlardan birisi de Barkın abidir. Saygılarımı sunuyorum. Allah cennette kavuştursun. Barkın Bayoğlu, namı değer altın elbiseli adam, Türkiye'de koca bir nesle motor sevdasını aşılamış, çok değerli, çok sevdiğimiz bir abimizdi. Her ölüm erken ölümdür ama biz nedense hala Barkın abinin ölümünü kabullenemedik. Gittiği yerde huzurlu uyusun, dualarımız her zaman seninle abicim. Barkın Bayoğlu, altın elbiseli adamımızı kaybettik. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm, hala inanasım gelmiyor. O kadar moralim bozuldu ki, kendisini çok seviyordum. Hepimizin başı sağ olsun. İnsanlara motoru sevdiren, altın yürekli, altın kalpli bir abimizdi. Maalesef erin bir trafik kazası sonucu kendisini kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Geride kalanlara Rabbim sabır versin inşallah. Barkın abiyi, yani namı diğer altın elbiseli adamı kaybetmiş olmanın verdiği üzüntü içerisindeyiz. Bu yasabımız bir uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Çünkü motosiklet camiasında hemen herkese dokunmuş bir insanı kaybetmekten bahsediyoruz. Yaklaşık birkaç hafta öncesinde kendisiyle tanışma fırsatı buldum ve ortak bir iş yapmıştık. Bizi davet etmişti ve orada tanışmıştık. Ve kendisini tanımış olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Ve tanıştıktan hemen 2 hafta sonunda kaybediyor olmak çok daha büyük bir acı verdi bana da. Tüm camiamızın başı sağ olsun, yerine tekrar koyulmayacak örnek bir insanı kaybetmiş olduk. Türkiye'de motosiklet kültürünün gelişmesi, motosiklet kullanıcılarının bilinçlenmesi için elinden gelen çabayı, gayreti gösterdin. Bir amacın vardı ve amacına ulaştın. Senin anılarını bundan sonra bizlere yaşatmak, öğretilerini uygulayıp buna bilinçli bir kullanıcı olarak binmek düşer. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır babuş. Umarım gittiğin yerde de görüşürüz. Ben motor üstünde yaşıyorum. Ve hani büyük kaza benim işimin bir parçası. Ölürsem de üstünde gayet normal, işimi yaparken öleceğim.